Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Hot Wheels Monster Trucks Gökyüzüne Kaçış oyun setinin kutu açılışını ve de incelemesini yapacağız. Oyuncağımız bize böyle bir kutuyla geliyor. Şöyle bakalım. Kutu açılışına geçmeden önce ölçülerine bakalım. 30 cm bir boyu var. Yüksekliği ise 19 santimetre kadar. Yani internette baktığınızda büyük gözükse de çok da büyük sayılmaz. Şimdi kutusundan çıkartabiliriz. Kutusunu açmak için bize şu bölüme bir kısım yapmışlar. Buraya bastırıyoruz. Sonra bunu kendimize doğru çekip şuralardaki kesikli kağıtları açabiliyoruz. Yani şuradan tutarak açabiliyoruz. Ancak ben şuradan yan kısmından açtım. Şimdi buradan çıkartıyorum. Gerekirse bu bölümü de açabiliriz. Şimdi içeriğine bakalım. Plastik oyuncak bölümü. Şöyle bir parça. Diğer kısımları çıkarmak için önce şu bölümü açmamız gerekecek. Evet, oldukça sert bir karton, bir bıçak yardımıyla bu bölümü açtım. Şimdi aracımızı çıkartabiliriz. Ama alt kısma takılı galiba. O yüzden İçerideki kartonu da alacağım, çıkartacağım. Evet, sökmesi son derece zor gibi görünüyor. Bu kısmı da bıçakla keselim. Evet, bıçakla kestim. Arka kısım da çıktı. Aracımız 1'e 64 oranında küçültülmüş. Bunu da kenara alalım. Diğer kısımlara bakıyorum. Diğer kısımlar için galiba şu kısmı açmamız gerekecek. Çünkü çıkmıyor veya bu bölümü de açabiliriz. Ben diğer kısmını söktüm. Çünkü şu bölümü yırtmak istemiyorum. Evet. Açması biraz uğraştırdı. Şimdi bu parçayı da çıkartalım. Şuraya koydum. Evet, son parçamız da geldi. İçerisinde bir tane etiketi var. Ve de kitapçığı var. İlk sayfadan oluşan bir kitapçık. Şurada kurulmuş hali yer alıyor. Bu bölümde de nasıl kurulacağı ile ilgili çeşitli bilgiler var. Parçaları nasıl birleştireceğimiz anlatılmış. Parçaları birleştirmesi son derece kolay. Yani kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Bu etiketi şu bölüme çıkartıp yapıştırabiliyoruz. Çıkartması kolay. Şuradan çıkartıp hemen kolaylıkla buraya yapıştırabiliriz. Öncelikle şu iki parçayı birleştirelim. Şu bölümden takarak burayı birleştiriyoruz. Evet, bu kısım tamam. Diğer parçamız, yani etiketi yapıştıracağımız parçayı da şu bölüme takıyoruz. Yani şurada geçme yeri var. Buraya takıyoruz. Evet, buraya da taktık. Bu bölüm çeşitli kademelerden oluşuyor. Yani biraz yükseltebiliriz. Biraz daha. Evet. En yüksek bu mesafeye kadar yükseltebiliyoruz. Son olarak şu poşeti çıkartalım. Poşetin içindeki plastik araçlar. Hafiften sert plastik. Çok yumuşak değil. Ve ayrıca şuralarda geçme noktası var. Bunları galiba uygun
pozisyona getirip şuralara takabiliyoruz şöyle. Ve üst üste daha rahat durmasını sağlayabiliyoruz. Bunları şu bölümlere yerleştireceğiz. Biraz indireyim. Şu bölüme. Üst üste koyabiliriz, tekli koyabiliriz. Yani bizim tercihimize kalmış. Şimdi oyuncağı denemeden önce aracımızın ölçülerine bakalım. Çünkü internetten, videolardan, resimlerden baktığımızda büyük bir araç gibi gözüküyor. Gerçi büyükleri de var ama bu 1:64 oranında küçültülmüş olanların boyu bakıyorum. Yani tabii bu 10 santimetre civarı, 9,5-10. Biraz büyüğü, biraz küçüğü de olabilir. Monster Trucks'lar yaklaşık 9-10 santimetre civarı boya sahip. Yüksekliği de 7-6-7 santimetre civarı. Bu araçları diğer araçlardan ayıran, yani diğer oyuncaklardan, bu tür oyuncaklardan ayıran en önemli özelliği şu tekerlek kısımları. Yani bunun tekerleğini bakın şuradaki mekanizma sayesinde sağa sola hareket ettirebiliyorum. Bu bize ne sağlıyor? Oyun oynarken şöyle yana çevirdiğimizde dönmesini sağlıyor. Yani sağa sola kolaylıkla manevra verebiliyoruz. Yani istediğim yöne çevirebiliyorum. Aslında güzel bir özellik. Şu kısım oldukça yaratıcı düşünülmüş. Hafiften büktüğümüzde tekerleklerin yana gelmesiyle birlikte dönüyor. Güzel bir oyuncak, sağlam. Zaten buradaki setten de anlaşılacağı üzere sağlam olmak zorunda. Özellikle tekerlekleri çok sağlam. Şu kısımlar da fena değil. Sağlam plastikten yapılmış ama zaten çarpışma esnasında doğrudan tekerlekler çarptığı için buraların kırılması biraz zor. Tabii üzerine basarsak ya da bir şey düşerse tabii ki illaki kırılacaktır. Sonuçta bu plastik bir ürün. Şimdi ise gökyüzüne kaçış parkurumuzu inceleyelim. Öncelikle aracımızı şu bölüme yerleştiriyoruz. Şurada bir yay sistemi var. Aracı ittiren. Çok sert bir yay değil. Hafiften sert diyebiliriz. Yani hatta yumuşak bir yay. Bizim şu kısma uyguladığımız basınca göre buraya gelip şuraya çarpacak galiba. Evet. Çarptıktan sonra da şu bölüme koyacağımız şu küçük plastik araçları düşürmeye çalışacağız. Öncelikle iki tanesini deneyelim. Şuradan tutarsak sanki daha iyi olacak gibi. Evet, fena değil. Biraz daha sert yaparsak daha rahat olacak. Ben çok sert bir baskı uygulamadım. Hatta şuradan biraz kaldırarak yükseklik seviyesini de değiştirebiliriz. Şimdi bir tane daha deneyelim. Evet, fena değil. Güzel bir oyuncak seti. Şuradan biraz bastırarak tekrar alt seviyeye alabiliriz. Şöyle topladım. Bu setler dışında bu araçlar tek de satılıyor. Yani şu şekilde Monster Trucks araçlarını da alabilirsiniz tek olarak. 1:64 olanları genellikle aynı ölçülerde oluyor. Bunlar 1:64 oranında. Bu araç üst kısım metal olarak tasarlanmış. Bunun yanı sıra Hot Wheels'ın küçük metal araçları da var. Örneğin şunun gibi. Bunlar da 1:64 oranında. Ancak kıyasladığımızda farkı görüyorsunuz. Bunlar aynı oranda olmasına rağmen birazcık daha büyük. Zaten bu araç yaklaşık 6-7 santimetre civarı, yani küçük bir araç. Şöyle bakalım. Bu da ondan hafiften büyük. Şöyle yan yana gösterecek olursak. Bunlar zaten Hot Wheels'ın oldukça sık bilinen oyuncak türleri, metal türleri. Bunun gibi pek çok
türe sahip. Örneğin şöyle kamyonları da var. Bunlar oranladığımızda birazcık daha küçük. Evet, fena değil. Güzel bir oyuncak. İsterseniz tercih edebilirsiniz.